Başka bir şey ister miydiniz? Hayır, teşekkürler. Allah'ım ne olur gelsin. Yalvarırım gelsin. Gelsin. Allah'ım ne olur şu kalbimi bir yavaşlat. Bir şey yap. Lütfen yavaşlasın. Yoksa çıkacak içimden. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar güzel bir yermiş. Uzun zaman oldu pastaneye gelmeyeli. Biraz heyecanlıyım galiba. Uzun zamandan sonra pastaneye geldiniz diye mi? Yani o da var tabii. Ben çok geldim pastaneye ama ilk defa bu kadar heyecanlıyım. Buyurun lütfen. Böyle şeyler kaldı mı bilmiyorum ama benim bildiğim tek yol bu. Uzun zamandır babamla babaannem beni evlendirmeye çalışıyorlar. Onların bulduğu kızlarla hep böyle pastanelerde buluştum. Ama hiçbirini istemedim. Hayatımda ilk defa kendi isteğimle bir kadınla görüşmek istedim. Sağ olun, siz de kırmadınız beni, geldiniz. Ama işte böyle pastanelere gitmek dışında da ne yapılır? Nasıl olur? Bilmiyorum. Yani pek bir tecrübem yok, anlayacağınız. Belki inanmayacaksınız ama siz benden daha tecrübelisiniz bu durumda. Ben hayatım boyunca kocamdan başka kimseyle flört edemedim. Yani her şey bir anda oluverdi. Daha gözüm açılmadan kendimi evlenmiş buldum. Yani anlayacağınız, ben sizden daha tecrübesizim. En az sizin kadar da heyecanlıyım şu anda. Ne içersiniz? Ben o zaman bir çay alayım. Bir de su. Ben de bir çay rica edeyim. Tabii efendim. Bu sefer de ben sizi beklettim, kusura bakmayın. Bu iyi aslında. İyi olan ne? Beklemek mi, bekletmek mi? Anlamadım. Beklemek. Bir yerde okumuştum. Beklemek kelimesi bir şeyleri umut etmektir diyordu. Öyle mi? Şimdi düşünüyorum da insanlar hayatlarını bekleyerek geçiriyorlar. Otobüsü, doktor randevusunu, su ısıtıcısının kaynamasını, fırında ekmek kuyruğunu, televizyondaki diziyi, gece uykuya dalmayı. Hayatımızı bekleyerek geçiriyoruz. Yani sizin deyiminizle umut ediyoruz aslında. Peki ya siz? Ben ne? Siz neyi bekliyorsunuz? Yani hayattan ne umut ediyorsunuz? Bilmem. Artık bir şey beklemiyorum galiba. Herkes bir şeyler beklemeli. Umut etmeli hayatta. Bilmiyorum. Tuna'nın büyüdüğünü, mutlu olduğunu, evlendiğini, bir iş sahibi olduğunu. Öyle şeyler herhalde. Peki kendiniz için? Hiçbir şeyi beklemiyor musunuz hayatta? Bilmem. Korkuyorum belki de.
Beklemekten. Umut etmekten yani. Teşekkürler. Afiyet olsun. Benim bir rüyam var. Annenizi gördünüz rüyamı? Yok, o değil. Bu başka. Sahilde oturan çok güzel bir kadın görüyorum. Gözleri ela. Saçları uzun. Açık kahve tonunda. Elinde bir valizle bekliyor. Kimi? Bilmiyorum. Ama çok korkuyor. Hissedebiliyorum. Bir de çok üzgün. Hiçbir şeyi beceremediğini, her şeyin ters gittiğini düşünüyor. Bütün bu sıkıntıları, dertleri sanki hiç bitmeyecek, sonsuza kadar devam edecek gibi hissediyor. Ama bitecek. Hepsi bir gün bitecek. Ve o da hak ettiği mutluluğu bulacak. Ve ben bunun gerçekleşmesi için hep onun yanında olacağım. Ama bütün bunlara başlayabilmek için onun bana artık sen demesini bekliyorum. O kadının sen demesini bekliyorsunuz. Nasıl olacak ki o? Bu kadar hızlı. Hayal bu ya. Çok isterim. Ama öyle şimdi birdenbire nasıl desin ki o kadın? Utanır. Gülmeyin ama öyle. Şöyle bir şey yapsak. Biz bu hayale bir hazırlık yapsak. Nasıl bir hazırlık? Şöyle. Şimdi geç gelen siz olsanız. O kadın da sizi burada bekliyor olsa. Siz de en azından nasıl beklediğini görmüş olursunuz. Valiziniz yok ama. Varmış gibi yaparım. Siz de öyle hayal edersiniz. Bu buluşmaya da yeniden ama başka türlü başlasak. Ne dersiniz? Deneyelim mi? Deneyelim. Ben kalkayım o zaman. Olur, lütfen. Ömer. Gamze. Hoş geldin. Hoş bulduk Gamze. Bir an önce sana gelebilmek için çok çabaladım ama beceremedim. Umarım çok bekletmedim. Yok, önemli değil Ömer. Ben de yeni gelmiştim zaten. Ömer.